Nakliye şirketimizde nakit akış tablosunu daha iyi anlayıp anlayamayacağımızı birlikte görelim. Tüm harcamaları ya da bir nakliye şirketinde yer alan tüm ayrıntıları göstermiyorum. Yapmamız gereken şey muhasebe işlemlerine dikkat etmek. Bu mali yılın başında şirketi kurduğumuzda 60 bin liramız vardı. Örneğimizden de anlaşılacağı gibi bu 60 bin lirayı harcadık ve bu paraya bir kamyon satın aldık nakit akış tablosunda bunu 60 bin liraya yatırım harcamasında kullandık diye göstereceğiz. Bazen bunun adını maddi duran varlıklar olarak da duyabilirsiniz. Dolayısıyla bu 60 bin lirayı şuraya yatırım harcamasına yazıyoruz. Bunu birazdan daha iyi anlayacağız. Şimdi unutmayalım. Nakit akış tablosu bir bakıma karı, başlangıç ve yıl sonu kasa nakit yani dönen varlıklar hesabını denkleştirmenin bir yoludur. Bunun üzerine biraz düşünelim. Karımız şurada bulunan rakamı alıyoruz. Evet, ilk dönem için karımız 30 bin lira. Alacaklar hesabı açısından bilinmeyen bir şey olmadığını varsayıyoruz. Borçlar hesabı açısından bakıldığında da yıl içinde bir şeyin değişmediğini varsayıyoruz. Bir başka konu tükenme payı. Ve bu videoda tükenme payının nakit akış tablosuna etkisini konuşacağız. Bunun sonucu olarak elimizde ilk değerimiz olarak şuradaki tükenme payı değeri var. Bu kamyonun tükenme payı. Dikkat edin, kamyona harcadığımız paranın tümü değil, maliyeti 3 yıla dağıtıyoruz. Dolayısıyla kamyonun yıllık masrafı 20 bin liraya geliyor. Yani her dönem için kamyonun tükenme payı 20 bin lira. Burada göstereceğim şey nakitin işlemler sonucunda nereye geldiğini anlamak buradaki tükenme payını kâra eklemek istiyorum. İşlemler sonucunda nakitimizin 50 bin lira olduğunu görüyoruz. İlk yıl pek anlaşılmayabilir ama bir şeye dikkatinizi çekmek gerekiyor. Her yıl gösterdiğimiz bu 20 bin lira harcama ikinci ve üçüncü yıllarda daha belirgin olarak anlaşılabilir. Bu arada bunu bir harcama olarak gösteriyoruz ama esasında 20 bin lira ikinci ya da üçüncü yılda kasamızdan çıkmıyor. Geçmiş yılların bazı harcamalarını burada gösteriyoruz. Yani buralarda bir nakit akışı söz konusu değil. Dolayısıyla bu dönemlerin sonunda tükenme payı bedeli nakit işlemlerden çıkarmak için faaliyet karına eklenmeli. Şimdi bu 60 bin lirayı ilk yıl harcadık. O da burada yatırım harcamasına gidiyor. Her şey yolunda. Şu faaliyetlerden 50 bin lira nakitimiz var. Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü gelirimiz de 100 bin liraydı. İşçi giderleri 50 bin lira. Dolayısıyla karımız 50 bin lira. Aslında bu bir nakit harcama değil. Bu nedenle faaliyetlerden 50 bin lira aldık. Fakat kamyon için en başta 60 bin lira harcamıştık. Dönem sonu nakit durumumuz 60 bin lira artı 50 bin lira eksi 60 bin lira. Öyleyse dönem sonu kalan nakitimiz 50 bin lira. Bir sonraki döneme gidersek durum size daha anlaşılır gelecek. Buradaki dönem başı nakitimiz 50 bin lira. Bir önceki dönemden dönem sonu karımız bir kez daha 30 bin lira. Şimdi kar ve tükenme payını eklediğimizde 50 bin liralık faaliyet karına ulaşıyoruz. Aynı bir önceki dönem gibi. Daha doğrusu faaliyetler sonucu nakit demeliyim. Çünkü faaliyetlerimiz değişmedi. Oldukça düzenli, istikrarlı bir işimiz var. Ama bu yıl hiç yatırım harcamamız yok önceki yıl kullandığım kamyonu kullanıyorum. Ve bu durumda şimdiki dönem sonuna nakitimizde dönem başına nakitimizde 50 bin lira. Faaliyetlerimizden 50 bin lira elde etmiştik. Şimdi dönem sonu nakitimiz 100 bin lira oldu. Faaliyetlerin sonucunda oluşan nakite baktığımızda ve bunun nakit akış tablosunda nasıl oluştuğunu değerlendirdiğimizde tükenme payını neden tekrar eklediğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.